Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese tekrar iyi günler. Bugünkü modelimizde yine Dye bileklik, Dye bileklik diye adlandırdığımız bileklik çeşitimiz var arkadaşlar. Şimdi bugün değişik bir model yapmayı düşünüyoruz. Değişik, farklı bir model, özgün bir model çalışacağız inşallah hep beraber. Şimdi arkadaşlar ilk başta aparatımızın ortadakini çıkartıyoruz. Bakın buradan çıkıyor zaten bunlar. Çıkartıp ters çeviriyoruz. Yani bu tarafa bakıyor. Bir tanesi de bu tarafa bakıyor. Şu ikisinden zaten şu an işimiz var bizim bu modelde. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tuttuktan sonra şöyle bir yer alayım. Evet. Bu şekilde biraz yaklaştırayım ben size. Evet. Şunu da şöyle alalım. Evet. Şu şekilde yaklaştırayım. Şimdi arkadaşlar ilk başta hemen şöyle başlıyorum. İkişer tane alıyoruz bakın. İkişer tane lastik aldıktan sonra şu şekilde ardarda takıyoruz. Renk takabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde gidiyoruz. Ta ki sona kadar. Sonda zaten göstereceğim arkadaşlar tekrar nasıl, nereye takacağımızı. Bakın nasıl takıldığını bir de yakından göstereyim. Bu şekilde takıyoruz. Renk istediğiniz rengi takabilirsiniz. Özgün bir model olsun istiyoruz arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım mı? Evet. Bu şekilde sona kadar geleceğiz. Evet. Ve son buraya taktıktan sonra çeviriyoruz. Ve yine buradan aynı şekilde bakın. Bu şekilde iki tane daha taktık ve çevirdik. Bu sefer yine çeviriyoruz. Arkadaşlar. Yine tekrar devam ediyoruz. İkişer tane takıyoruz bak. 2. Bundan önceki biliyorsunuz, eğer izlemişseniz Takı Tasarım Atölyesi'ndeki videolarda çok daha farklı modellerimiz de var. Bu model de gerçekten güzel bir model. Onu da severek yapacaksınız ve yapımı çok da fazla kafa karıştırıcı bir model değil. Ama yapıldığı zaman gerçekten göreceksiniz. Gayet şık ve bilekte dolgun duran bir model oluyor arkadaşlar. Biraz sonra zaten iş bitimine doğru size öteki modellerimizde yine göstereceğim ki atölyemizdeki, Takı Tasarım Atölyesi'ndeki, yani YouTube'daki videolarımızdaki öteki modellerimizi de alın, onlara da bakın diye. Arkadaşlar şimdi iki tane şu şekilde geldik bakın. Başta ne yaptık? Taktık buradan. Şöyle geldik. Bir tarafında bakın şöyle var. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar böyle geliyoruz. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi mesajım geldi. Ben en iyisi uçak modunu alayım ki. Evet arkadaşlar. Siz duymayalım. Çünkü konsantremiz bozulmasın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ilk taktığımız, son taktığımız yere geliyoruz. Bir tane şu şekilde lastiğimizi şöyle kıvırıp ikiye kıvırdık. Bakın bir daha yapayım. Şöyle aldık. Ve şuraya takıyoruz arkadaşlar. Evet. Taktıktan sonra arkadaşlar bakın. Şimdi şu şekilde iki tane alıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Koyduk. Şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar bakın. Şu şekilde ortasına koyduk. Yani şöyle göstereyim ben size. Herhangi bir renk olabilir. Sadece şöyle koyduk arkadaşlar. İki tane. Orada kalmasını sağladık. Ve ne yapıyoruz şimdi? Bunu alıyoruz. İlk başta taktığımız vardı ya. Onu oradan çıkartıp şu şekilde buraya takıyoruz. Ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Yine iki tane alıyoruz. Bakın. Yine ortaya koyuyoruz. Bu sefer buradakini alıyoruz. Bakın. Evet. Bu şekilde onu da koymuş olduk. Ve her seferinde aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yine şöyle. Çıkartalım. Şöyle takalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok da zor değil ama bakın. İşlem bittikten sonra nasıl olduğunu göreceksiniz hepiniz. Biraz hızlanayım sizin için. Evet. Dediğim gibi renk seçimi size ait. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İstediğiniz renk, istediğiniz çeşit lastik olabilir. Önemli olan sizin içinizden gelen rengi kullanmaktır. Zaten İnsan sevmediği rengi herhalde kullanmaz. Bakın bunları mesela çocuklarınızı da gösterebilirsiniz. Onlar da yapabilir. Belki ilk seferler yapamayabilirler ama sizin gibi belki çabuk kavrayamayabilirler. Gerçi şu zaman çocukları gerçekten artık çok zeki oluyorlar. Ama eğer ki el becerileri fazla gelişmemişse İlk başta takılırlar ama ne olur? Bu hem el becerilerini geliştirme açısından güzel bir iş olur, uğraş olur. Şimdi arkadaşlar çevirdik en sonunda. Yine bu şekilde. Yine iki tane daha buraya takıyoruz. Ve bu sefer bakın. Yine buradan siyah lastiğimizi alıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Evet. Tekrar çevirdik. Tekrar ortasına koyduk. Bu sefer buradakini alıyoruz yine. Yani her seferinde karşıya bağlantı olan lastikleri alıyoruz. Ve iki lastiği ortaya koyduktan sonra öteki işimize geçiyoruz arkadaşlar. İki tane alıyorum. Ortaya koyuyorum. Ve ortadakini çekiyorum. Ortasına koyuyoruz arkadaşlar. Evet. İşlemi görüyorsunuz. Sonunda da göreceksiniz bir işlem daha var. O işlemi de size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Mesela ben şimdi buraya taktık. Evet. Acaba takmamışım diye bir tereddütte bulundum. Evet. Bir tane atlamışız mesela. Şöyle yapalım. Geri çekelim. Tekrar yerine takalım. Aslında bu aksilik olması iyi oldu. Çünkü arada bir insanın başına geliyor. Görmeniz açısından daha iyi oldu. Hemen geriye alıyoruz. Tekrar şu şekilde bunu koyup. Bakın buradakini almamıştık ya. Şimdi tekrar bunu aynı şekilde alalım. Bu şekilde aksilikler çıktığı zaman da ne yapacağımızı öğrenmiş olduk. Daha da geliştirici olmuş oluyor. Şimdi hatasız zaten olmuyor arkadaşlar. Hata yapa yapa en iyisini bulabiliyor insan. Ondan dolayı şimdi videoyu bir daha kesip tekrar başlamaktansa bakın böyle hatalar da olabiliyor. Bunların telafisi nasıl olur diye de aynı zamanda bilgilenmiş oluyoruz arkadaşlar. Ben de eğer ki farklı bir şey üzerinde çalışıyorsam, öğrenmek istiyorsam onun hatalarını da yine aynı şekilde öğrenmek isterim. Evet. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Evet. Dediğim gibi sadece bileklik değil. Bu her Hayatın her alanında böyledir. Hataları yapa yapa zaten en iyi bulacağız. Evet arkadaşlar, şöyle en sona doğru geldik. Şunu da yaptıktan sonra en sona hiç karışmıyoruz. Sadece şu şekilde en son taktık, bakın bunu. Şimdi arkadaşlar bunu taktıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle şuradan tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz daha uzaklaştıralım isterseniz. Şuradan tuttum ya, bu en son yaptığımı tuttuğum arkadaşlar. Bu şekilde çekiyorum. Bu şekilde çekin. Özgün bir şekilde çekin. Yani yok kıvrılacakmış falan diye hiç düşünmeyin. Şu şekilde çekiyoruz. Bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet. Burayı da aynı şekilde bu şekilde çekiyoruz. Tekrar döndürelim. Bu şekilde. Devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet. Hızlı da çekebiliriz ama ben yavaş çekiyorum ki daha iyi görebilirsiniz diye. Yani işlem bitmişken son anda herhalde lastiklerin kopmasını kimse istemez arkadaşlar. Evet bakın. Bu şekilde yaptık mesela, sağa sol duruyor değil mi arkadaşlar? Şöyle çekiyoruz bu şekilde. Komple çekin arkadaşlar. Bakın çektikten sonra topluyorum. Görüyorsunuz. Modelimiz ortaya çıktı. Ve bakın bu şekilde çok güzel bir bileklik ortaya çıktı. Şimdi tabii ki bunları daha da çok düzeltebiliriz elimizle. Ama genelde bakın düzeltme yöntemi şudur arkadaşlar. Çekiyoruz. Bırakıyoruz ve bakın ortalanıyor. Bakın bunlar ortalandı. Aynı şekilde hepsini çekeriz, bırakırız ve ortalanır. Ve arkadaşlar sonunda da şöyle yapıyoruz. Şu şekilde yine iki tanesini tutuyoruz. Yani son yaptıklarımızı. Şu klipsimizi şuraya takıyoruz. Ve bunu da geliyoruz. En son zaten bir tane lastik takmıştık. O kalmıştı. O ikisine takıyoruz arkadaşlar. Şöyle yine elimizle şu şekilde yapıp ondan sonra bileğimizde takmaya hazır bir vaziyete geliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle ben yine bir düzelteyim. Evet arkadaşlar. Diyelim ki sağa sola kaydı. Hemen şöyle şu şekilde çekiyoruz. Tekrar yerine oturtuyoruz ve bilekliğimiz bakın bu şekilde gayet hoş bir şekilde duruyor. Evet arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki videomuzda, bir dahaki tasarımımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın efendim.